Alevi örgütlenmesine genel anlamda baktığımızda tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Alevi toplumunun ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Vermiyorsa neden? Alevi örgütlenmesinin biraz daha toparlanıp kurumlaşması, birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz dağınık şekilde örgütlü kaldığımız müddetçe bizi asimile etme ve öteleştirmeleri daha kolay oluyor. Devlet kendi Alevisini yaratmaya kalkıyor boşluk bulduğunda. Alevilerin bugünkü bulunmuş olduğum Alevi Bektaşi İnanç Kurulu'nun oluşması nasıl bir ses getirdiyse, bir erken nameler hazırlandıysa, Alevi örgütlerinin de bu erken nameler gibi belirli kararları birlikte almaları gerekiyor, birlikte uygulamaları gerekiyor ki Aleviler bir ses olsun. Aleviler bu tek sesi yakalayamıyor. Çözüm önerileriniz var mı konuya ilişkin? Tabii ki çözüm önerilerimiz var. Aleviler kendi Türkiye'de Alevilerin kulağı gözü olan basın susturuldu. Televizyon, gazetecilik vesaire ajanslar hep kapatılıyor. Gözü kulağı Alevilerin ekseriyetle dış basınlarda Avrupa'da. Avrupa örgütlenmesinde Avrupa'da Aleviler okullarda Aleviliği ders olarak da okutma boyutuna geldiler. Alevi kürsüleri ve Alevi entüstüleri kuruluyor. Alevilerin Avrupa parlamentosunda olsun, Avrupa'nın baş şehrinde olsun kendilerine özgü ofisleri, büroları, basın büroları, sosyal ilişkileri gelişti. Bu Avrupa'da kalmamalı. Bu bütün 7 kıta varsa, nerede Alevi varsa dünya Alevilerinin bir olması, birleşmesi gerekiyor. Aleviler bunu sağlayamadığı müddetçe bence eksik kanatı ve kolu kırılmış gibi bir yapıda olduklarına inanıyorum. Evet, peki. Bir de tabii Alevi toplumunun hani eşit yurttaşlıktır, inanç ve ibadet özgürlüğüdür. Yine eğitim sisteminin kendi inançlarına da açık olması ya da devletin inançlardan elini çekmesi, Diyanet işlerinin kaldırılması, yine Türkiye'nin demokratikleşmesi, Alevilerin kutsal mekanlarına devletin ve devletle bağlantılı kurumların dokunmaması, kutsal mekanların, inanç merkezlerinin ibadet merkezleri olarak saygı görmesini isteme gibi talepleri var ve bu konuda bir mücadele de yürütülüyor. Bu mücadele yeterli mi, yeterli değilse ne yapılabilir? Yani Alevilerin bu temel haklarını, temel taleplerini karşılık bulabilmesi için verilen mücadeleyi yeterli görüyor musunuz? Ya da bu konuda ne yapılabilir daha fazla? Eğer Alevi örgütlenmesi kendi davasına sahip çıkmazsa, Alevilerin geçmişte Aleviler aşure verdiğinde kendi iç dünyalarında aşure dağıtılıyordu. Bugün Alevilerin inancının en kutsal değerlerinden aşureyi sokaklara, belediyelere ve hayır kurumlarına kadar indirdiler. Yani Alevilerin elindeki kutsalları, dergahları, aşuresi, Nevruz'u vesaire birer birer alıyorlar. Aleviler kendileri bunlara özünü bozmadan karınca kararınca var olan olduğu gibi halleriyle korumak gerekiyor. Eğer bize devlet destek veriyorsa, yardım ediyorsa demek ki devlet beni asimile ediyor ve beni öteleştiriyor, inancımı öteleştirmeye, yok etmeye çabalıyor diye düşünüyorum. Eskiden Alevilerde dua verilmeden 12 gün orucunu tuttuktan sonra aşure dağıtılırken aşure ağzı layık olan yer diye düşünüyorduk. Biz de 12. günü veyahut da 13. günü yöresel olarak değişikliğe aşurelerimizi yapıyorduk. Ve Sünni ve Şia kardeşlerimiz diyeyim, hepimiz insanız.
O kardeşlerimiz inanç ne olursa olsun, din, dil, renk ne olursa olsun 10. günü yapıyordu. Onların aşureleri bizi bağlamıyordu. Ama bizim aşurelerimiz onları bağlıyorsa Aleviler bunlara sahip çıkmalıdır. Bu kadar deşifre etmemelidir. Kullandırılmamalıdır. Diğer bir boyutuyla örneğin benim bulunmuş olduğum Alevi Bektaşi İnanç Kurulu'yla beraber Hacı Bektaş dergahına gidip bu sene 4 Temmuz'da ve Ağustos ayında dergahın içinde cem yapmaya geldiğimizde devlet bize bunu izinle veyahut da hiç izin vermeden yapamazsın dediğinde, dergahımızı kilitlediğinde sormak isterim. Gidip bir kiliseyi kilitleyebiliyor mu? Veyahut da bir Yahudilerin inanç yerini kilitleyebiliyor mu? Gidip de Efes'te Meryem Ana'nın anıtlarını, yerlerini siz burayı ziyaret edemezsiniz diyebiliyor mu? Ama bize, biz gitsek delikli taşı ziyaret edeceğiz falan, işte Hacı Bektaş'taki Çilahne'yi ziyaret edeceğimiz dediğimizde buradan bilet alacaksınız, içeri geçeceksiniz diyor. Eğer ben bu devletin vatandaşıysam, devlete ben de vergi ödüyorsam, devlet benim vergimle diyaneti ve diğer sosyal hizmetleri finanse ediyorsa, o zaman nasıl ki bir camiye giren insanların ücret ödemeden, bilet almadan ziyaret edip ibadetini yapabiliyorsa, benim de özgür birey, özgür insan, özgür vatandaş boyutuyla ziyarethanelerimde tekke ve dergahlarımı rahatlıkla ziyaret etmem ve ibadet etme imkanını sağlama mecburiyetinin olduğuna inanıyorum. Aleviler demokrasi mücadelesi yürütürken Türkiye'deki diğer ötekilerle birlikte, diğer dezavantajlı kesimlerle birlikte, sivil toplum örgütleriyle, farklı yine ötekileştirilen inançlarla birlikte, etnik yapılarla birlikte bir mücadele yürütüyorlar. Bu mücadele yani günümüze kadar belli bir yol alsa da bundan sonrası için bu ortak mücadele açısından gördüğünüz yetersizlikler nelerdir, bundan sonrası için ne yapılmalıdır diye toplumsal kesimlerle birlikte mücadele ederken. Şimdi Aleviler kendi işlerindeki tabularını inanç bazında bizim ulularımız yıkmıştır. Bugün Hallacı Mansur'u alıp darına durmuştur. Kendisi Sünni bir kökenlidir. Harabi'yi almıştır. Aynı şekildedir. Şah Hatay'ı elimize aldığımızda Şah Hatay'ın annesi Akkoyunlu Devleti Uzun Hasan'ın kız kardeşidir. Hepsini almışız. Toplumsal yapımız ve inancımızın içerisinde harmanlamışız. 72 millete aynı gözle bakarız demişiz. Ama bugün Alevilerin siyasi ve sosyal yapılarında öteleştirmeyi ve işlerindeki bencilliği kırmalarının gerektiğini düşünüyorum. Şuradan dışarı çıktığımda, sınır olarak Türkiye'nin dışarısına çıktığımda, bir Bulgaristan'dan dışarı gittiğimde, bir Hollanda, Almanya, Belçika, Macaristan'ı gezerken sınırın ne olduğunu bilmiyorum. Sadece sokak tabelaleriyle veyahut da trafik tabelaleriyle hangi yere geldiğimizi veya başka bir bölgeye geçtiğimizi anlayabiliyoruz. Onlar daha düne kadar birbirlerini katleden değişik durumdaydı. Biz ise 1400 yıldan beri bu fikri ve düşünceleri, aslında 1400 yıl demem de biraz daha İslamiyet'le Aleviliğin bir araya gelişine alıyorum. Bugünkü yaşadığımız toplum içerisinde harmanlıyoruz ama bu siyasi boyutta hep öteleştiriyoruz ve ayrımcılığa boyuyoruz. Benim bireysel düşüncem, Aleviler nasıl inancındaki harmanlamayı yaptıysa siyasi ve sosyal yapısında da bunları yapıp sınır tanımamaları gerekiyor.